Merhaba sevgili seyirciler. Artı TV'de emeğin gündemindeki gelişmelerle Emek ve Hayat başlıyor. Türkiye ve dünya gündemi açısından kritik bir konu koronavirüs salgını. Emeğin gündemi açısından da önemini ve ciddiyetini korumaya devam ediyor. Milyonlarca emekçi için ilk günden beri salgın adeta bir tercihe dönüştü. Ya virüs ya işsizlik, beraberinde açlık. Açıkçası bütün bu yaşanan süreçleri haftalarca buradan, bu ekranlardan, bu programdan işçilerin yaşadıklarında sektör sektör, il il ekranlarınıza getirmiştik. İşte o günlerde bir turizm işçimiz tam şöyle demişti: çalışmak zorundayız. Virüsten, açlıktan öleceğimize salgından ölürüz. Bu daha onurlu olur demişti, daha onurluca olur demişti. İşte tam bu sözler yaşanan tabloyu tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Durum o günden bugüne değişmedi. Çünkü o günlerde çok net ifade vardı. Sağlık Bakanı her gün ekranlara çıkıp önce sağlık diyordu. Toplu yerlerden uzak durun diyordu. Ama doğrusu emekçiler için bu durum böyle olamıyordu. Örgütlülüklerinden çağrılar vardı. Bilim insanlarından çağrılar vardı. Temel mal ve hizmet üretimi dışındaki tüm alanları durdurun çağrıları vardı. Ama durum böyle olmadı. Ekonominin çarkları dönmeye devam etti ki o çarklar arasında çok insanımızı iş cinayetlerinde koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. Şimdi süreç o günden bugüne nereye geldi, hangi noktaya geldi, emekçiler açısından neler yaşanıyor? Bugün çok kritik bir noktadan buna bakacağız. Çünkü salgın yönetimi konusunda Sağlık Bakanlığı il hıfzı sağ kurulları oluşturdu ve illerde yaşanan salgınla ilgili denetimi bu kurullara devretti. Bu kurullar aynı zamanda fabrikalarda ya da toplu alanlardaki çalışmaların devam edip etmemesi, salgın açısından riskini kontrol etmek, denetlemek ve karar altına almakla görevliydi. Açıkçası bu kurullar tartışmalı kararları da imza attılar. Yüzlerce vakanla, onlarca vakanın olduğu noktalarda üretime devam kararları aldılar. Ama bir karar var ki bugünlerde gerçekten çok tartışılıyor. Çanakkale'de, Dardanel Fabrikası'nda İl Hıfzı Sağ Kurulu bir karar aldı. Dedi ki, fabrikada vaka sayısı giderek artıyordu. Açıkçası işçiler çok kaygılıydı. Sayıları konuşacağız ayrıntılarıyla. Ve aslında üretime ara verilmesi gündeme gelmişti. Açıkçası ya da böyle bekleniyordu. Ancak tıpkı daha önceki kararlardaki benzer kararlarda olduğu gibi İl Hıfzı Sağ Kurulu üretime devam dedi. Devam dedi ama çok önemli bir detayla devam dedi. Adeta bir işveren gibi adres gösterdi. İşçilerin Sağlık Kurulu'nun gösterdiği bir noktada kalması ve oradan fabrikaya gidip gelmesini karar altına aldı. Buna kapalı devre çalışma sistemi dendi. Şimdi bugün bu karar çok tartışılıyor. Hem işçiler açısından, hem bilim insanları açısından, hem sendikalar açısından. Bu karar önemli bir tartışmaya gebe. Şimdi bugün bunun ayrıntılarını konuşacağız. Bu karar nasıl alındı? Şu an Dardanel Fabrikası'nda durum ne? Neler oluyor? İşçiler neden evlerine gidemiyor? İşçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabiliyor mu? Kapalı devre çalışma sistemi nasıl bir tehlikeyi beraberinde getiriyor? Bugün bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız. Aynı zamanda İl Hıfzı Sağ Kurulu ile ilgili bu kararın nasıl alındığını ve kararın altında imzası olanların buna ilişkin ne ifade ettiğini de ayrıntılarını konuşacağız bugün Emek ve Hayat'ta. Evet, stüdyoda konuğumuz Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında yoğun bir temponun içinde geldiniz. Tam da evet. Bu konuyla ilgili aslında günlerdir çalışmalar yapıyorsunuz. En çok da sizden duyuyoruz bütün bu gelişmelere ilişkin isyanları ya da itirazları. Şimdi işin başından bir başlarsak, Dardanel'de neler oluyor? Bize oradaki tabloyu bir anlatır mısınız? Ne oldu, bu noktaya nasıl gelindi? Şimdi teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Dardanel'de ne oluyor ve nasıl bu sürece gelindi? Dardanel'de koronavirüs, COVID-19 sayıları çoğalmaya başladığında
Ve bu hastalık, yani hastalananların sayıları arttıkça ve hastaneye yansıdıktan sonra orada işler arasında ciddi bir tartışma başladı. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ve sonuçta yanında işe gelmeyen arkadaşlarını gördükçe, yani bunu merak ettikçe, daha sonra bu işin COVID-19 nedeniyle gelmedikleri, hastanede oldukları ya da evlerinde karantinaya alındıklarına dair bilgiler gelmeye başladı. Ve daha sonra da bu sayı önemli ölçüde arttı. Sayın artmasıyla birlikte bu işin kamuoyuna şu ya bir şekilde mutlaka yansıyacağını da bildikleri için bu işi İl Hıfzı Sıha Kurulu'na götürdü. Yani işveren tarafından İl Hıfzı Sıha'na götürülüyor ve orada bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmanın neticesinde burası işte gıda üretimi yapan bir işletme. Dolayısıyla iş yükümüz çok fazla, iş üretim çok fazla. Hani bu işletmenin ara vermesi işte milyonlarca lira zarara uğratabilir gibi tartışmalar öncesinden yapılıyor ve dolayısıyla bu fabrikanın üretime devam etmesi yönünde bir karar çıkıyor. Bu karar çıktığı tarihte fabrikadaki COVID-19'lu işçi sayısı, yani oradaki ildeki sağlıkçılardan aldığımız bilgileri söylüyorum. Bu doğrudan resmi olarak açıklanmış bir rakam değil ama yaklaşık o Hıfzı Sıha Kurulu kararının aldığı tarihte 56 işçinin hastanelerde yattığı, toplamda da 153 işçinin bu COVID-19 testinin pozitif çıktığı ama bazı işçilerin septomlarının çok ağır olmadığı, bu nedenle de çalışmaya devam ettirildiği yönünde bir tartışma. Seyit Bey, şimdi araya gireceğim, çok özür dilerim. Tarih, İl Hıfzı Kurulu'nun kararı şu an benim de elimde. Kaldı ki kurul üyelerinin bir kısmıyla görüştük. 25.07.2020. Evet. Şimdi bu tarihte 50 civarında, yanlış mı anladım? 56. 56 pozitif vaka var bu kararın alındığı gün. Ve ardından şu an itibariyle sizin ulaştığınız bilgiler ışığında kaç vakamız var? Toplamda 153. Hı hı. Ve bunun 56 tanesi de hastanelerde yatan işçilerden oluşuyor. Yani toplam geriye kalan 100 işçimiz şu an çalışmaya devam mı ediyor? Tabii. 100 işçi çalışmaya devam ediyor. İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun almış olduğu kararda, yani kapalı devre çalışma sistemi diye ifade ettiktir aslında üretimin sürmesi. Yani bugüne kadar bu düzeyde bir karar da yok. Yani daha önceki alınmış kararlar var. Çeşitli organize sanayi bölgelerinde işçilerin çalıştırılması yönünde, işte sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde almış kararlar var. Ama ilk defa yani işçilerin toplu olarak bir yerde tutulması, oradan doğrudan iş yerine götürülmesi, iş yerinden tekrar yatacakları bir yere, dinlenecekleri bir yere getirilmesi kararı ilk defa Türkiye'de, en azından benim bildiğim ya da bizim bildiğimiz ilk defa böyle bir karar almış durumda. Tarihsel olarak çok geçmişte, çok onlarca yıl ötede böyle bir karar var mı? En azından benim bilgim yok ama ilk defa bu pandemi sürecinde böyle bir karar alındı. Bu kararın temel dayanağı da şu: sonuçta burası gıda üretimi yapan bir işletme. İşletmenin pandemi süreciyle birlikte üretiminin %70 arttığı ifade ediliyor. Bunu Dardanel'in sahibi şirket olarak da zaten kendi sitelerinde bunu açıklıyorlar. Dolayısıyla bu üretimin artışından kaynaklı olarak da ara vermenin işletmenin ticari kaygılar açısından, ticari sorumluluğu açısından büyük bir zarara uğrayacağı gibi nedenlerle kapalı devre çalışma sistemi yöntemiyle işçilerin çalıştırılmasına karar veriyor. Ama burada şöyle bir tartışma var. Yani son yapılan açıklamalarda şöyle şeyler de söylendi. Yani işveren ben hani kapatmak istedim gibi bir tartışma da sürdürüyor. Hani biraz günah da çıkarma eğiliminde. Ama işte işletmenin devam etmesi yönünde de işte çeşitli telkinlerde bulunuldu gibi şeyler ifade ediyor. Oysa ki çok açık ki yani orada işveren istese bu işletmeyi kapatabilirdi. Şimdi ne üretiyor orası? Ton balığı üretiyor. Burası ton balığı. Konserve yani olarak ton balığı üretiyor. İşliyor sonuçta bunu. Çeşitli miktarlarda konserve olarak da üretiyorlar. Bu konservelerde sonuçta bir biçimde hem Türkiye'deki ordunun büyük bir talepte bulunduğunu biliyoruz. Bütün marketler zincirlerinde bunların satıldığını biliyoruz. Sadece
Konserve yani, olarak üretimi yapıyor. Ton balığı yani, yemesek ölmüyoruz yani. Yaşamsal olarak bir şeyimiz yani yok. Yani şöyle öncelikli olarak yapılması gereken bir iş. Mutlaka yapılmazsa büyük sorunlar ortaya çıkar gibi bir durum değil hiç kuşkusuz. Yani o işletmenin 15 gün üretime ara vermesinin sonucunda ortaya çıkacak bir zarar, bir ziyan ekonomik olarak belki işletme açısından karlarından az çok bir şeyler kaybetmiş olabilir ama sonuçta işçi açısından doğrusu olan buydu. Yani 15 günlük süreyle o fabrikanın bir biçimde kapatılarak üretime ara verilmesi gerekirdi. Bunu yapmadılar. Dolayısıyla burada zorunlu bir iş değil yani. Mutlaka bir sağlık meselesi gibi ya da bazı temel tüketim maddeleri vardır. Yani onlar gibi zorunlu bir üretim değil. Peki, şimdi şöyle bir toparlarsak. Toplam kaç kişi çalışıyor bu fabrikada? Toplamda bu fabrikanın çalışan 1260 işçisi var. Bunun bir bölümü İstanbul'daki fabrikada çalışıyor, 230'u. Geri kalanı da Çanakkale'de çalışıyor. Takribi 1000 işçiden bahsediyoruz tabii, şu an Çanakkale'deki fabrikada. İşletmede 1000'i biraz aşkın bir işçi çalışıyor. Şimdi bu 1000 işçinin tamamı şu an evlerine gidemiyorlar ve fabrikada çalışıyorlar ve bunun içerisinde sizin bahsettiğiniz o 100 pozitif vakada içinde anladığım kadarıyla evet. Değil mi? Şimdi İl Hıfzı Sağ... Buyurun. Kısaca bir şey söyleyeyim. Çok az miktarda bir işçi grubu bunu kabul etmedi. Yani gitmediler işe. Çok az miktarda söyleyeyim bunu. Belli başlı işçiler gitmediler. Onlara da söylenen şey şu. Yani siz bu karara uymadığınız için bizim size karşı bir yaptırımımız da olacak gibi bir takım tehditler de söylediklerini biliyoruz. Fabrikada yaklaşık 900 işçi var şu anda. Yani üretim yapan iki var diye biçimde üretim yapıyor. Bu ağır septomları olmayan işçiler de bu işlerin arasında, bunlar da üretime dahil. Fabrikada çalışıyorlar. Yurt kiralanmış durumda. Özel bir yurt. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı, iki ayrı yurt var orada. Bu yurtlarda barınıyorlar. Ve işveren de diyor ki ya bu yurtlar 5 yıldızlı otel gibi, biz burada her şeyi düşündük, işte her odada banyo var, her odada istedikleri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işte televizyon var, benzeri şeyler söylüyorlar. Ya bu gerçekten de artık hani ne derler, bir aymazlıktan öte bir şey olarak da düşünemiyor insan. Yani siz bir insanı 14 gün 15 gün boyunca zorla çalıştırıyorsunuz, onlara hiçbir şey sormuyorsunuz, onların görüşlerini önerilerini almıyorsunuz, kaygılarını gidermiyorsunuz. Koronavirüs tespit edilen işçileri de çalıştırıyorsunuz ve bunun karşılığında diyorsunuz ki biz onları yani 5 yıldızlı otel gibi bir yurtta barındırıyoruz. Ve biz o zaman diyelim buyurun siz 15 gün bir karantinada kalın bakalım. Siz gidin o yurtlarda bir kalın, ailenizden uzak, sevdiklerinizden uzak, yani kaygılar, endişelerin olduğu bir ortamda bir kalsınlar bakalım, görelim ne olacak yani. Kendileri fabrikaya gelip giderken özel korumalarıyla gelip gidiyorlar. Kendileri fabrikaya gelip giderken bütün önlemleri alarak orada fabrikada duruyorlar. Ama işçiler açısından durum bu mu? Hiç kuşkusuz böyle değil yani. Şimdi benim görüştüğüm işçiler şunu ifade ediyorlar. Ya fabrikada hani sözde önlem alınmış gibi söylüyorlar ama birçoğu dışarıdan gözükmüyor. Ne kadar önlem aldıklarını gelin hani burada görebilseniz bunu daha net siz ifade edebilirsiniz diye söylüyorlar. Yani soyunma odalarından çalıştıkları bantlara kadar çok yeterli önlemlerin alındığı söylenemez. Başlı başına yani işlerin sabah 8'de işe girip gece saat 10'a kadar çalıştırılması zaten insani bir durum değil. Gerçekten de yani çalışma koşullarında, iş yasasına da, iş hukukuna da bütünüyle de aykırı bir durum yani. Sabah 8, gece 10 yani bu Türkiye'de eşine az rastlanır işletmelerden bir tanesi bu düzeyde bir ağır çalışma koşulları olan. Şimdi sizin söylediğiniz işveren gayet konfordan bahsediyor. Şimdi bu karar ki altında 7 tane hekimimizin imzası evet. Var. Bu kararı işveren vermiyor. Aslında Hıfzı Sağ kurulu veriyor. Yani biz onlara bir yer gösteriyoruz. Yeter ki çalışma devam etsin. İşçilerimiz şu yurtta kalsın. Buradan servislerle fabrikaya götürürsün ve yeniden yurda gelsin. Şimdi bu kararın altında valinin, Çanakkale Belediye Başkanı'nın, evet. İl Sağlık Müdürü'nün, başhekimin, Devlet Hastanesi başhekiminin ve birçok
hekimin de imzası var. Şimdi biz onlarla görüştük. Ulaşabildiğimiz bir kısmıyla. Şimdi tam söylediğiniz noktayı söyledi. Örneğin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan. Aslında imzayı kendisinin atmadığını söyledi ki basına da yansıdı bu. İmzayı atan belediye başkan yardımcısı vekaleten atan İrfan Mutlay şöyle bir açıklama yapmıştı. Sanıyorum siz de onlarla konuştunuz. Ben de görüştüm kendisiyle, evet. Çok düşünmeden çok yoğunluk arasında bu imzayı attık ama gerekirse revize edebiliriz açıklaması yapmıştı. Ama biz dün belediye başkanıyla görüştük Ülgür Bey'le. Dedi ki tamam ben bu kararı imza atmadım ama tıpkı sizin ifade ettiğiniz gibi ama bu karar doğrudur dedi. Yani biz menfaatler gözetilerek bu kararı aldık dedi. Ve işçilerin her türlü konforu sağlanmıştır dedi. Belediye başkanı bunu söyledi. Tabii diğerlerini de aktaralım izleyicilerimize, sizinle de paylaşalım. Bir şey söylemek lütfen isterim. Belediye başkanı ya da vali ya da oranın altına imza atan, yani o kurullardan herhangi bir tanesi COVID-19 testi pozitif çıktığı koşullarda gelip çalışacak mı, merak ediyorum. Bu soruyu sormadık. Keşke bağlansalardı. Gerçekten. Çünkü biz yayına çağırdık kendilerini. Merak ediyoruz. Yani korona COVID-19 testinin pozitif çıkmış olan işçilerin o fabrikada zorla çalıştırması. Bunun adı zorla çalıştırmadır. Bunun adına pranga vurmak demektir. Bunun adına işçiyi zincire vurmak demektir ve bunun sorumluluğu gerçekten ağırdır. Yani bir belediye başkanının, bir valinin, bir hekimin koronalı işçilerin orada çalıştırılmasını doğru bulmak insanın aklını yitirmesi gibi bir şeydir gerçekten de. Yani şimdi şunu da tabii ekleyelim, sözünüzü kesmiş olayım. Ben Türk Tabipler Birliği de görüştüm. Türk Tabipler Birliği'nin şu. Yani biz fabrikanın çalıştırılması yönünde bir karar almadık diyorlar. Biz kesinlikle. Ama bu kararda bu var. Yani işçinin karantinaya alınmasını konuştuk ama fabrikanın çalıştırılması kararı bütünüyle işverene bırakılmış. Ya şimdi il hıfzı sağ böylesi bir önemli kararda bunu işverene bırakabilir mi? İşveren inisiyatifine bırakabilir mi? Hele örgütsüz bir iş yerinde, hele sendikasız bir iş yerinde, hele işçilerin kendisini güvencede hissetmediği, temsilcilerinin olmadığı, kendilerini ifade etmedikleri bir yerde il hıfzı sağ kurulunun yapmış olması gereken şuydu. Bu fabrikanın evet 15 gün kapalı kalması, işlerinde etkin bir karantinayla 15 gün süresince karantina altında tutulması. Doğru karar buydu. Fakat araya gireceğim. Şimdi bu kararın 4. maddesi diyor ki kapalı sistem çalışacak olan işletme personelinin izole edileceği yer ile fabrika arasında transferinde görev alacak servis şoförlerinin işte şöyle olması, böyle olması, firma tarafından temin edilen personelin izole edildiği yerde ve fabrikada şu önlemlerin alınması. Yani evet. Konaklama yerinin teminine varana kadar madde evet madde yazmışlar. Hepsini evet zaten evet söylemiş. Evet. Yani evet Sağlık Kurulu bu kararı alıyor ki biz İl Sağlık Müdürü'yle de bunu konuştuk. Çanakkale İl Sağlık Müdürü'yle de altında imzası olan Ali Taşçı kendisi şöyle bir bilgi iletti. Evet dedik, hani biz bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu karar nasıl alındı? Ben bu konuyla ilgili açıklama yetkisine sahip değilim. Bu kararı Sağlık Bakanlığı yapacaktır dedi. Ama aynı imza sahiplerinden biri başhekimdi. Çanakkale Devlet Hastanesi başhekimi operatör doktor Ufuk Tali. Kendisi de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. Hı hı. O da açıklama yetkim yok dedi ama biz diyor bu kararı pozitif vakaların önüne geçmesi için aldık. Bu kararla pozitif vakaların önüne geçildi dedi. Bu kişisel yorumuydu. Daha ilginç bir nokta şunu söyledi. Dedi ki ya biz konuyu çok bilmiyoruz. Valiyle sağlık müdürü, il sağlık müdürü bu konuda karar aldı. Biz sadece imza attık dedi. Yani şimdi ilginç bir durum. 7 hekim var ve sadece bunlar imza atmış durumdalar. Ben size söyleyeyim. Bu belgenin kendisi, ben eminim ki bir toplantıyla sonuçlanmış bir belge değil. Demek ki bu belge yazıldı, dolaştırıldı ve imza attırıldı. Yani bu bir toplantıyla yapılmış olsaydı, bunun sonuçları tartışılsaydı böyle bir karar çıkmazdı. Belli hazır bu karar yazılmış, dolaştırılmış, ilgili kurumların temsilcilerine, işte neyse valisi, belediye başkan yardımcısı, il hıfzı saha müdürü ya da diğer hekimlere attırılmış. Keşke çıkıp deseler biz toplantı yaptık,
tartıştık, sonuçlarını tartıştık, nedenlerini tartıştık ve böyle bir karar aldık diyebilsinler. Bugüne kadar yani bizim konuştuğumuz hiç kimse de kararın arkasında durmuyor. Diyorlar bizim ki, konuştuklarımız duruyor. Yani Çanakkale yani. Belediye Başkanı, şöyle, şimdi belediye başkan yardımcımızla telefonda görüştüm. Belediye başkan yardımcımız şunu söyledi. O gün Çanakkale'de gerçekten de Kaz Dağları ile ilgili ciddi sorunlar, problemler oldu. İşte buraya gelen aktivistler gözaltına alındı, basın açıklaması yapmak isteyenler gözaltına alındı ve biz onlarla çok uğraştık ve çok üzerinde tartışamadık. Bu da olabilir. Yani insan bir an hani bu bütün bu sorunlar içerisinde böyle bir kararı tam enine, boyuna, sağını, solunu, önünü, arkasını düşünmeden atmış olabilir ama dönüp eğer bir yanlışlık varsa bundan imtina etmek, biz bu kararın altından imzamızı çekiyoruz demek de doğrudur. Olması gereken de budur yani. Şimdi gerçekten... Ki CHP yönetimiyle görüştük biz. Evet. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. İnsan sağlığı açısından, insan sağlığından daha önemli bir şey olamaz. Para hırsından dolayı alınan bu kararı doğru bulmuyorum. Derhal geri çekilmelidir dedi. Belediye başkanının ifadelerini kendisine sorduk. Biz dedik ki belediye başkanı hayır bu karar doğrudur. Doğru da alınmıştır, konfor sağlanmıştır. Peki bu belediye başkanımızla ilgili ne yapacaksınız? Yani kendisiyle görüşecek misiniz? Çünkü CHP'nin başka vakaları var şimdi. Aydın Belediyesi'ni hatırlıyoruz biz. Evet. Akabinde kurultayda divan başkanı seçilen ama 9 tane işçi işten atan ve izleyenlerimiz bunu biliyorlar zaten. Şimdi ikinci bir vakayla umarım karşılaşmayacağız. O yüzden de aslında birçok yerden evet tepki gelirken hala kararın altına imza atanlar bunu ısrarla savunuyor. Bu karar nasıl alınmış olabilir? Yani bütün bu ortadayken ki az sonra bağlanacağız bir hekimimize. Türkiye'de Bakanlar Kurulu'nun birçok kararı vardır. İşte hazır zaten imzalar vardır. Karar üstüne yazılır. Sonrasında ya benim haberim yoktur diyen bakan çok gördük gerçekten de. Burada da yani ben gerçekten şuna inanarak söylüyorum. Eğer aksini iddia ediyorlarsa çıkıp söylesinler. Burada eline boyuna tartışılmış, alınmış bir karar değil bu. Bu karar bir şekilde yazılmış, önlerine gelmiş ve bir şekilde bu karara imza atmışlar. Şimdi burada ticari unvanı, yani bunu eğer işçiler deşifre etmeseydi, işçiler bize ulaşmasaydı, böyle bir soru geçecekler. Kimsenin haberi olmayacaktı bu karardan. 14 gün boyunca, 15 gün boyunca işçiler orada kapalı devre çalışacaktı. O süreç bitecekti, unutulup gidilecekti ama orada iyi yaptı ki işçiler gerçekten bize ulaştılar, aradılar, sorunlarını anlattılar ve biz bunları kamuoyuna duyurduk. Bütün iş yerlerinde böyle yapması gerekir, yaşadıkları sorunları ve problemlerle ilgili. Şimdi birinci maddenin hemen girişinde gündeme dair bir bölüm var. Burada işletmenin adı yok. Diyor ki, şimdi bu nedir biliyor musunuz? Bu işletmeyi koruma mantığıdır. Bunun ticari kimliğine bir zarar gelmesin diye adeta buraya bu isim yazılmamıştır. Ve işverenin de adı yoktur burada. Sadece imzası vardır işverenin bu kağıdın altında. Bütünüyle bu işletmenin ticari kaygısının korunarak bunların da yazılmadığını görüyoruz. Oysa ki İl Hısısa Kurulu hangi fabrikayla ilgili karar aldığını buraya yazmalıydı. Yani Danone, Niyazi Önen, Gıda Sanayi AŞ adına bu kararı aldık diye yazmalıydı. Bir ticari kaygı duydukları için, bunun önümüzdeki dönemde açığa çıkabileceği kaygısını da güttükleri için buraya böyle bir şey yazmamışlar. Bu gerçekten de şu, yani hani derler işte işte kapitalizm gölgesini satamadı, ağacı keser. Bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani ölen ölsün, kalan sağlarla biz çalışmaya devam ederiz. Bu mantığın ötesinde bir şey değil. Bugün Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'nın ifade ettiği bir söz var. Gerçekten insanın karnını donduruyor. Diyor ki işçileri suçluyor. Diyor ki işçiler gidiyor dışarıdan COVID-19'u kapıyorlar, geliyorlar fabrikalarda yayıyorlar. Bu durumu önlememiz lazım diyor. Diyor ki onun için de Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 45 bin işçi çalışıyor. Gücümüz yetse de buralarda konaklanacak şeyler olsa da biz bu işleri oradan alıp fabrikaya götürelim, fabrikadan alıp buraya götürelim. Şimdi bakın dardan elde yapılanı şimdi bugün Manisa Organize Sanayi Bölge Başkanı tartışıyor. Geçmişte iş cinayetlerinden dolayı hatırlarsanız Binali Yıldırım şöyle bir açıklama yapmıştı. Ya işçilerimiz de işte kurallara uymuyor, maske takmıyor. Peki Tuzla'da kum torbası yerine işçileri koydular, filikaya indirdiler.
Şimdi gerçekten insan yani bu hem Manisa Organize Sanayi Bölgesi hem bu Dardanel meselesi Türkiye'de emeğe ve işçi sınıfına verilen değerin COVID-19 döneminde ne hale geldiğini görmesi açısından çarpıcı. Manisa'da tabii ilginç gelişmeler de var ama hemen bir dönelim. Bir hekimimiz, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Torun şu an bizimle birlikte. Bu süreci bir ona sormak istiyoruz. Yani tıbbi açıdan bu çalışma ne anlama geliyor? Doğru mudur? Uygun mudur? Mustafa Bey Skype attığımızda sanıyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Merhaba Mustafa duyuyorum. Bey, nasılsınız? Duyuyorum. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum efendim, ben sizi gayet sağlıklı evet. duyuyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum Mustafa Bey. Evet, buyurun. Dardanel'de ve farklı noktalarda aslında geçmişte de bunlar çok yapıldı ama ilk kez Sağlık Kurulu tarafından böyle bir nokta oldu. Şimdi işçilerimiz fabrikada ve aralarında pozitif vakaların da olduğu işçilerimiz aynı yerde çalışmaya, servisle fabrikaya ulaştırmaya, aynı mekanda kalmaya devam ediyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda sağlık izleme, salgın yönetimi ve filyasyon yönetmeliklerinde bir takım ayrıntılar var. Şimdi bu doğru bir yöntem midir? Böyle bir noktada işçilerin böyle bir çalışma biçimine kapalı devre çalışma sistemi deniliyor. Salgını nasıl etkiler, sağlığı nasıl etkiler hem işçi sağlığı hem toplum sağlığı açısından? Şimdi burada en önemli nokta alınan kararların sermayeden yana mı yoksa emekçiden yana mı? Burada belli ki sermaye gruplarından yana bir tavır alınmış görüldüğü kadarıyla. Peki diyeceksiniz, bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Tabii ki yanlış. Çünkü alınan kararda da zaten ilgili hekimler yok. Ne enfeksiyoncu var, ne mikrobiyolog var, ne halk sağlığı uzmanı var. Yani bürokratik bir karar gördüğüm kadarıyla, bilimsel bir karar değil gördüğüm kadarıyla. Yukarıdan alınan bir karar. Diğer bir boyutu, bunun hiçbir bilimsel mantığı yok. Çünkü filyasyon önlemleri alınacaktı. Öncelikle vaka tespiti yapılacaktı. Vaka tespiti yapıldıktan sonra ilgili uzmanların görüşü alınacaktı. Oradaki iş yeri hekimi son derece yetkili olması lazımdı. Aynı zamanda halk sağlığı uzmanlarının yetkili olması lazımdı. Oradan mutlaka örnekler alınması lazımdı. Her zaman biz ne diyoruz? Test, test, test. Yani test alınıp mutlaka o testten sonra filyasyon önlemleri dediğimiz sisteme girilmesi lazımdı. Ama bunların hiçbirisi yapılmamış gördüğümüz kadarıyla orada. Tamamen yukarıdan bir karar alınmış, tamamen hiçbir bilimsel mantığı olmadan alelacele alınan bir karar. Dolayısıyla ne olmuş? Kişiler, oradaki çalışan insanları güya izolasyon yapıyoruz diye sadece fabrikanın devamı açısından böyle bir karar alınmış. Bunun bilimsel olarak bir tarafı yok. Alelacele alınan bir karar, tamamen dediğim gibi bilimsel bir tarafı olmadığı gibi sağlık yönünden de son derece sakıncalı. Çünkü neden? Eğer fabrika böyle bir şey olsaydı, kapatılsaydı bugün bu durumları bile konuşmayacaktık. Ki böyle bir örnek de yok. Yani dünya literatüründe ben programa gelmeden önce baktım, sordum. Yani böyle bir şey var mı diye. Yok tabii. Alınan karar hiçbir tarafından bilimsel bir yanı yok. Sonuçta yayılıyor da böylece. Zaten şu anda mesela gördüğümüz kadarıyla izolasyon önlemleri yeterince alınsaydı, yeterince sıkı bir şekilde bu uygulamalar devam etseydi bu durum olmayacaktı. Ne oldu? Küresel kapitalizmin aldığı kararlar doğrultusunda sermaye grupları maalesef kendi başlarına kararlar alıyorlar ve bilim burada devreye girmiyor. Akıl burada devreye girmiyor. Devreye girmeyince bu sefer giderekten tüm ülkemizde olduğu gibi böyle neydi belirsiz kararlar alınıyor. Hani bu kararları tartışmak bile doğru mu? Değil tabii. Doğru değil. Bilimsel bir tarafı da yok. Peki Mustafa Bey, şunu sorabilir miyim birkaç cümleyle evet. en azından. Bu işçilerimiz aynı serviste,
aynı fabrikada, aynı noktada. Normalde çünkü Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden de baktığımızda karantina denilen şeyin eğer pozitif vaka varsa, yakın temaslıysa mutlaka tek başına evde ya da bir sağlık kuruluşunda olması gerektiği söyleniliyor. Bu şekliyle yan yana durmaları salgının yayılmasına neden olabilir mi? Olabilir tabii olabilir. Yani sonuçta yan yana durma diye bir olay yok. Yani öyle bir şey de yok. Sonuçta herkesin aldığı virüs sayısı farklı, bağışıklık sistemi farklı, yan hastalığı var mı yok mu, iyice bunların incelenmesi ve tetkik edilmesi lazım. Her birey, biz burada hastalık değil, her birey hastadır. Yani her birey ayrı bir candır bunlar. Bunlar her birey ayrı ayrı değerlendirmesi lazım. Topluca bir kararla olmaz böyle bir şey. Çünkü her bireyin yan hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi ne alemde, ne durumda, onların tek tek değerlendirmesi lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey, paylaştığınız bilgiler için çok önemliydi. Evet, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Mustafa Torun'dan aldık. Bu çalışmanın, bu biçimin sebep olacağı sonuçları ya da içeriği anlamıyla sorduk. Evet, şimdi Mustafa Bey de aynısını söyledi. Yani dünyada bile böyle bir şey yok ve ilk kez alınan bir karardan bahsediyoruz. Sizler bu konuda... bir örgütlülük bildiğim kadarıyla şeyde yok. Dardanel'de yok. İşçilerin size ulaşmasıyla oldu. Şimdi gelen birkaç soru var. Onu bir soracağım öncelikle. Neden işçiler isyan etmiyorlar sorusu geliyor. Sıkça birçok noktada bu soru geliyor. Aslında biraz size soralım bunu. Niye işçiler bunu kabul ediyor? Şimdi tabii bu soru gerçekten normal koşullarda İşlerin bu durumda çalıştırması karşısında isyan etmesi gerekirdi ama tabii Türkiye'nin koşulları ve yapısı ne yazık ki böyle değil. Şimdi Çanakkale'de işçi arkadaşlarla yüz yüze de görüştüm. Yani çok sayıda işçi arkadaşlar bu ve telefonla da görüştüm. İşçi aileleriyle görüştüm. Şimdi bu fabrikada hani Dardanel işte kamuoyunda işte Türkiye'ye balığı sevdiren işte ismini Dardanelle'den alan tarihsel mitolojik böyle kendisini bile çok şirin göstermiş hani kamuoyuna falan. Ama hatta kadın istihdamı konusunda bile yaptığı reklamları hatırlıyoruz. Yaptığı reklamlar evet ama fabrikanın içi böyle midir? Ne yazık ki böyle değil. Bakın 15 yıllık işçi asgari ücretin 50 lira üzerinde ücret alıyor. Ve hiçbir yan geliri de yok yani. Yani hani bu asgari ücretin yanına 4 tane ikramiyesi olur ne bileyim başkası olur. Böyle bir şey yok. İki, iş yerinde o kadar fazla baskı var ki insanların göz göze gelmesi bile engelleniyor. Yani diyor ki biz arkadaşlarımızla göz göze geldiğimiz anda tepemize şeyi geliyor hemen arkasından. Uyarılar geliyor hemen, azarlama geliyor hemen, aşağılama geliyor diye söylüyor işçiler yani. Ve işsiz kalma korkusu ve endişesi var gerçekten de işçilerde. Şunu diyorlar, tamam etmeyelim, siz bize ne öneriyorsunuz? Bugün açısından. Hani örgütlenme kısa vadeli bir durum değil gerçekten de. Ve 25 yıl önce bir örgütlenme çalışması olmuş bu fabrikada. Bir tane sendikalı işçi bırakmamış işveren. Hepsini işten atmış. Yani Türkiye'de çok demokratik bir ortam var. Sendikal hak ve özgürlükler işler istediği gibi kullanabiliyor. İstediği gibi seslerini duyurabiliyorlar. Böyle bir ortam yok. Ve orada yani köylerden işte şehrin merkezinde çok sınırlı sayıda işletme var. 4-5 tane işletme var ve bu işsizlik koşullarında insanlar en azından asgari ücret de olsa bir gelirine sahip olmasını bile kendisini şanslı olarak görüyor. Yani zorunlu bir şanslı olarak görüyor. Yani yok bunu hani çok sevdiğinden, mutlu olduğundan kendisine yetti aslında değil. Hani yok diyor başka bir şey. Ne yapabilirim? Ve bir güvensizlik de var gerçekten de kendileri aslında. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğunuzda maalesef böyle bir isyan bugün aslında ortaya çıkmıyor. Ha yarın çıkmaz mı? Örgütlülük de çıkabilir. Çok önemli tabii. Yani sendikal örgütlülüğün olduğu yerlerde bu konu aslında çok daha rahat işçiler adına daha kesinlikle. Kesinlikle. Doğru bir yerden yürüyor. Kesinlikle. Ama sendikal örgütlülük de o kadar kolay oluşturulmuyor tabii. Oluşturulmuyor. Yani tabii biraz işten oradan atılmayı, özellikle sordum bunu. İşten atılmayı göze alacaksınız, işsiz kalmayı göze alacaksınız, aç kalmayı göze alacaksınız. Hani bugün aslında biz de gönül ister ki böyle bir isyan olsun ama maalesef bunları göze almadan da bu kadar çok kolay olmuyor. Hani ben
Dardanel işçileri şimdi ciddi bir kamuoyu oluştu. Gerçekten birazcık kendilerine bir özgüven de geldi. Yani sahip çıkılmaları onlar açısından da bir moral ve şey de yarattı. İçeride, fabrikanın içerisinde de yarattı. Alıyoruz bu bilgileri, görüşüyoruz, ediyoruz. Ama hani yarın bu durum değişmez değildir. Ama bugün maalesef ne yazık ki durum burada. Yani onları peki, isyan edecek. Şimdi düşünün, vali işverenden yana karar almış. Belediye başkanı işverenden yana. İl sağlık kurumu oradan almış. Orada altında imzası olanlar orada. Sağlık Bakanlığı'nın sesi çıkmıyor. Çalışma Bakanlığı'nın sesi çıkmıyor. Biz disk olarak bu işi tartıştırmaya çalışıyoruz. Kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Türk işin, hak işin sesi çıkmıyor. Yani dolayısıyla işçilerin bu yalnızlığı, gerçekten bu itilmişliğini düşündüğümüzde hani isyan etmek istiyor ama edemiyor. Mesele hani isyan etmiyor değil, etmek istiyor aslında. Ediyor ama koşullara uygun değil yani. Çok faturası çok ağır çünkü. Ağır. Peki siz buna ilişkin eylemlikler de yapıyorsunuz. Evet. Hatta son olarak da Dardanel Fabrikası'nın İstanbul'un genel merkezi önünde bir açıklama yaptınız. Şimdi şunu söylediniz, aynı zamanda biz suç duyurusu yapıyoruz bu konuda. Nedir durum? Yani adım adım orada nasıl bir çalışma yürüteceksiniz bundan sonrasına dair? Şimdi biz hem Çanakkale Valiliğine, hem belediye, hem il sağlık müdürlüğüne bu kararı daha ayrıntılı gerekçelerinizle nasıl aldınız ve bunun arkasında nasıl duruyorsunuz? Bu konuda bize bir açıklama verin diye bir yazı yazdık yani ilgili kurumlara. Daha ayrıntılısını da Sağlık Bakanlığı'na ve Çalışma Bakanlığı'na da yazdık. Henüz bize dönen olmadı. Yani yazımıza cevap veren ya da işte şuna dayandık, böyle düşünüyoruz diye bir şey söz konusu olmadı. Biz esas olarak orada ifade ettiğimiz şey, bunu yargıya da taşımak niyetindeyiz. Yani bu konuda bir düşüncemiz, bir anlayışımız var. Bu kararın şöyle bir problemi vardı bizi danıştığımızda. Bir tane üyemiz olsaydı orada, bir sendika olarak, taraf olarak bunu yargıya taşıyabilirdik. İdare mahkemesine götürebilirdik ama şu an bir üyemiz olmadığı için orada taraf olma şansı var. Ama bir tane işçi çıkıp bunu yargıya götürse bu kararı iptal ettirebilir. O açıdan biz bütün bu koşullarda zorlayarak önümüzdeki hafta içerisinde bunu yargıya, yani idare mahkemesine bu kararın iptali yönünde, geriye alması yönünde bir başvurumuz olacak, çağrımız da olacak. Peki bundan sonrasına dair şey olabilir mi? Çünkü MÜSİAD da aslında benzer. Sizin demin Manisa'da söylediğiniz nokta, MÜSİAD'ın açıkladığı Trakya'dan başlayarak işte Hatay, ardından Karadeniz diye söylemişlerdi. Yani aslında bu kapalı devre çalışma sistemi, ya işçilerimiz rahat etsinler, böyle ifade ediyorlardı. Rahat etsinler, iş yerlerinin hemen yanında işte evleri ya da yatakhaneleri olsun, çocuklarına şöyle olsun falan diye bir dizi şeyler de açıklamışlardı. Şimdi önce MÜSİAD, ardından buradan gelen Dardanel'den ve MES'te çipli, ki bunları daha sonra evet, konuşacağız. Belki zamanımız bunun için az ama ard arda böyle hamleler geliyor. Şimdi bu kapalı devre çalışma sistemi bundan sonrası için bir yeni biçim olabilir mi? Ve bunun tehlikeleri nedir kapalı devre çalışma sistemi açısından? Şimdi tabii bir karşı direnç gösterilmezse, buna karşı bir tutum alınmazsa, yani devlette, iktidarda ve sermayede böyle bir uygulamaya geçebilir. Yani MÜSİAD'ın Tekirdağ'da inşa ettiği ve yakın zamanda açacağız dediği tam da bu. Yani işte içeride okulu da var, camisi de var, işte işlerinde kalacakları evler var, fabrika da var yani. Dışarıyla hiçbir temasınız olmadan. Modern toplama kampı mı diyeceğiz biz buna Seyit Bey? Valla modern toplama, ya bu toplama kampı, adını öyle koymak lazım. Yani bunun moderni falan olmaz. Bu gerçekten de bir toplama kampı. Benim aklıma yıllar önce bir tekstil fabrikasında yaşadığımızı getirdi. Trakya'da bir tekstil fabrikasında bir işveren işçilere tuttu. Aylıklarından belli bir miktarda kesinti yaparak bir site yaptı yani. Evler yaptı fabrikanın etrafında. Dolayısıyla şimdi işveren şu yükümlülüklerden kurtuldu. Servis, işe geç kalma. Bunlar yok. Hemen fabrikanın yanında evler var. İşçi sabah oradan çıkıyor, geliyor fabrikaya. Dolayısıyla işveren burada artı bir de kar elde etti. Bir de oraya bir cami yaptı işçilere. Orada namazlarını kıldılar. Ama bir süre sonra sömürü orada o kadar katmerleşti ki
İşler baktılar ki ya bu evin, bu caminin bize bir faydası yok. Yani şey açısından baktığınızda ve isyan etti işçiler orada. Bir sendikal mücadelenin içerisine girdiler. Aylarca direniş sürdü. Bugün gerçekten de yani müsiyadın yaptığı, yapmak istediği kapalı devre çalışma sistemiyle işleri bir toplama kampına toplamak, dışarıyla bütünüyle izolasyonunu kesmek, bütün şeylerini kesmek. Orada ne bir sendikal hak ve özgürlük, orada diyelim ki işçilerin diyelim ki hastalığı olmasının, dışarı yansımasının imkanları, olanakları söz konusu olmayacak. Servis masraflarından kısacaklar, herhangi bir servis olmayacak. Belki yemekhaneleri toplu yapacaklar orada, her fabrika için ayrı bir yemek değil. Böyle resmen cezaevi karavanası gibi karavanlar verecekler işçilere. Ya bu bütünüyle bunun altında yatan daha fazla üretim, daha fazla kar, daha fazla sömürü. Asla işçinin yararına, işçinin lehine olan bir durum burada söz konusu değil. Ve bu konuda da sanıyorum sendikalara ve örgütlülüklere çok önemli görevler düşüyor. Türkiye'deki sendikal yapı gerçekten çok parçalı. Hani bu pandemi süresince biz bir takım tartışmalar yaratmaya çalıştık ama hani memleketteki sendikal yapının bu kadar parçalı olması, bu kadar işte iktidar yanlısı, işte arka bahçesi, şimdi bütün bunlar mücadelenin önünde gerçekten de temel engeller yani. Şimdi yani ben isterdim ki Türk İş'in bu konuda bir tutum alsın. Var mı bununla Hak ilgili görüşmeniz? Maalesef yani bu konuda bir tutum almadılar. Yani ilgili bu iş konudaki sendikalar da almadılar. Ha, bırakın almayı. Bakın ben şunu çok net biliyorum. Bu iş kolunda Türk İş'in ve Hak İş'teki olan sendikaların tutumu şu. Ticari işletmeler sakın ve sakın zarara uğramasın. Bunların ticari unvanlarına bir zarar gelmesin kaygısıyla, endişesiyle işlerin ya işte çalışın ya ne yapacaksınız ya, işsizlik de var işte, bak en azından bir para alıyorsunuz, düzenli bir ücret alıyorsunuz diye. Ben bir fabrikada bir işçinin Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti, biz bunu kamuoyuna duyurduk diye bize söylemedikleri kalmadı. Böyle bir durumdayız yani. Peki Dardanel'deki konuyla ilgili sizin mücadeleniz devam ediyor. Biz de takip etmeye evet, devam edeceğiz. Evet, hafta sonu Çanakkale'ye gideceğiz. Orada bir takım görüşmeler de yapacağız. İmkan olursa orada da bir açıklama yapmak istiyoruz. Bakalım. Peki. Koşullar bizi nereye götürecek? Kolay gelsin. Çünkü bu tabii birkaç noktayı da ilave edelim. Biz orada bununla ilgili özellikle Doktor Murat Özveri çok önemli noktalara da dikkat çekmişti. Çünkü kararın dayandırıldığı Umumi Hıfzı Sağ Kanunu 72. maddesine göre karantina sağlık merkezinde ya da evlerde uygulanabilir. Başka türlü olmaz diyor. Çok önemli bir noktaya daha birçoğunu siz anlattınız ama çalışmaktan kaçınma hakkı, yani 6331 sayıldı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 13. madde 13'tü yanılmıyorsam, evet, değil mi? Evet. Yanlışsa düzeltin. Evet. Bunu kullanma hakkı engelleniyor ve bu anayasaya açıkça aykırı gerçekten. Aykırı. Evet. Evet, bir de sizin aslında Manisa'ya dair söylediğinizi de noktadan biz Vestel'e ilişkin gelişmeyi de paylaşarak öyle bitirelim. Manisa'da tabii bütün bunlar tartışılırken biz Çanakkale'yi Dardanel'le konuşuyoruz ama bir nokta daha var. İşverenler açısından durum çok üretim başka bir nokta yok denilen çok çarpıcı bir örnek. Şimdi Manisa'da Vestel'de yüzlerce vaka var. Hatta kendi ölümler çalışanlarına 299, arkadaşlarım belki ekrana da getirecektir o görüntüyü, 299 vaka olduğunu yazılı olarak da çalışanlarına ifade etmişlerdi, önlemler alınsın diye. Ki ardından ölümler geldi. Evet, yani şu anda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği söyleniliyor. Ve tam bu noktada, yani bunu Vestel çok açıkça ifade etmişken, bundan çok kısa bir süre önce aynı firma için Türkiye TSE tarafından, Türk Standartları Enstitüsü denetimlerini gerçekleştirmiş ve fabrikaya, çok ilginç söyleyeceğim şimdi, Covid-19 güvenli üretim belgesi vermişti. Yani Covid-19, yani koronavirüs salgını sebebiyle bir denetim yapılıyor ve burada güvenli üretim yapılıyordur deniliyor ve bunun belgesi veriliyor. Vestel'e 299 vaka var. En azından biz son olarak bugün de iş cinayetlerini daha sonra da paylaşacağız. Bir kişinin öldüğünü biliyoruz ama iddialar daha fazla, daha çok işçinin hayatını kaybettiği. Soru şu,
bu belge nasıl verildi? Tıpkı Çanakkale Dardanel'de o karar nasıl alındı sorusu gibi iki soru da önümüzde duruyor. Bu soruları biz aynı zamanda muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanı çünkü aynı partiden ve ısrarla bu kararın doğru olduğunu bizlerle görüşmesi de ifade etti. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba da Seyit Torun'da hayır bu karar yanlıştır. Hatta Veli Ağbaba'nın sözleriyle söyleyelim hukuksuzdur. İşçiler göz göre göre hastalığa sürüklenmektedir. Derhal bu karar iptal edilmelidir. Zorla çalıştırılması, işçilerin zorla çalıştırılmasına son vermelidir deniliyor. Ana muhalefet partisi nasıl bir karar alacak? Bu sürecin üzerine gidecek mi? Gitmeyecekse işçiler bunu nasıl soracak? Bu sorular da önümüzde duruyor. Bunların hepsinin yanıtlarını önümüzdeki hafta almaya çalışacağız. Bütün detaylarıyla çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet, bugün Çanakkale'deki detayları Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Gıda İş Başkanı Seyit Aslan'la konuştuk. Ve iş cinayetleri işte bu yaşananlar aynı zamanda o ölümler iş cinayeti anlamına geliyor. Ve bu haftada iş cinayetlerinde en az 12 kişiyi kaybettik ve bunlardan en az 5'i koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşti. Ayrıntılarla bitiriyoruz haftaya. Yeniden görüşmek üzere. İş cinayetlerinde bu hafta en az 12 kişi hayatını kaybetti. 11 ilde yaşanan iş cinayetlerinde koronavirüs ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. 3'ü sağlık çalışanı, 2'si fabrika işçisi, en az 5 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.